Merhaba arkadaşlar, ben Hakan. İstanbul Kıyamet Vakti isimli oyunda, İstanbul Kıyamet Vakti Sohbetler Projesi'nde 8. bölümde sizlerle birlikteyiz. Beyaz Köşk'ten bugün iki tane konuğum var. Daha önce bahsettiğim gibi ilk bölümlerde kalabalık bir program yapmıştık fakat teknik sorunlardan dolayı onları yayınlayamamıştık. Sadece bir tane bölümümüz iki kişiyle olmuştu. Beyaz Köşk'ten Burak Güven ve Ali Yücel bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Şahsen ben iyiyim, süperim. Sen nasılsın Hakan? Teşekkür ediyorum. Allah iyilik versin. Çok teşekkür ederim Hakan. Ali, öncelikle seninle başlayalım soruya. Senin yayın öncesinde ufak bir heyecanın vardı, heyecanını yenmen açısından. Arkadaşlarımızdan gelen ilk soru, en sevdiğiniz karakter hangisi? Zaten bu bizim banko sorumuz. Biraz da kendini tanıtman açısından ilk sözü sana vereyim. Evet, en sevdiğim karakter büyücü. Yaklaşık 6 yıldır yani aktif olarak büyücü oynuyorum. Diğer sınıfların dezavantajlarını fazla buluyorum. Hani gerek tılsımlar, yetenek açısından. Büyücü diğerlerine göre daha üstün geliyor bana yani. O sebepten büyücüyü seçtim. Carmenta'nın 2 ile oynuyorum. Bu kadar. Burak, senin? Ben de aynı şekilde büyücü oynayabiliyorum sadece. Savaşlarda şifacı ya da savaşçı hiç oynayamıyorum. Sadece büyücü. Ve bu zamana kadar da tek büyücü oynadım. Onun dışında After Hours'ın 2 ile oynuyorum. Ama eskiden Rihanna'ydı. Genel olarak Rihanna diye bilinirdi. Çok severiz kendisini. Şu anda böyle devam ediyorum. Aynı şekilde. Yani şifacı açamadım, oynayamadım. Tabii bölgelerde çemberli taş olsun veyahut da migrat, sığınak olsun, onlar da tabii iyiyim. Fakat savaş olduğunda sadece oynayabildiğim karakter olarak büyücüyü tercih ediyorum. Ve ilk karakterim de büyücüdür. Bir 7 seneyi geçti oynama sıra. Yani öyle. Bu kadar yorum. Diğer sınıfları hiç oynamayı düşündünüz mü veya hiç yapamadınız mı? Neden sadece büyücü? Yani şöyle, ben söyleyeyim. Denedim fakat şöyle bir durum var. Oyun oynarken daha çok estetiğe önem veriyorum ben. Yani oyun da olsa bir sanatsallık içeriyor bana göre. Büyücüyle potansiyelimin üstünde oynayabiliyorum. Fakat şifacıyla yapabileceklerim sınırlı. Veyahut da bir savaşçıyla. Sadece düz vurma üzerine benim fikrimce. Aynı şekilde büyücüye geldiğimizde olay tabii ki başlı başına değişiyor. Değişik kombinler yapabiliyorsunuz. Duruma göre değişik kurtarmalar veyahut da değişik, yani başlı başına değişik şeyler yapabiliyorsunuz. O yüzden de büyücü. Başka karakter oynamayı da hiç düşünmedim. Hiç. Peki Ali, sen bu konuda neler düşünüyorsun? Yani dediğim gibi savaşçı ve şifacıda yapılabilecek hamleler sınırlı kalıyor. Yani büyücüde doğaçlama imkanınız daha fazla. Yeteneğinizi doğru şekilde kanalize ettiğiniz zaman oyunda yani birçok durumla başa çıkabiliyorsunuz. Hani gerek savaşçıya karşı, gerek şifacıya karşı, birden fazla savaşçıya ve şifacıya karşı. Aynı şekilde büyücü içinde. Ben savaş odaklı oynadığım için oyunu, büyücü benim için daha önemli konuda. Evet, yani güzel de bir konuya değindiniz. Daha önceki videolarımızdan da biliyorsunuz, İstanbul Kıyamet Vakti hashtag ile birlikte paylaştığımız en güzel 10 hareket videomuz vardı. Burada dediğiniz gibi savaşçının belli bir formatta olmasından dolayı yapılabilecekler sınırlı. Şimdi kesilebilecek durumlara baktığınızda Eminönü'de biliyorsunuz arzların açık mekanı var. Yukarı tarafta. Sivriada'da da aynı şekilde açık. Meteor'da kapalı bir arz kalede muhafaza ediliyor oyuncular. Burada zaten kesilmesi gereken bütün oyuncuların nasıl kesileceğini bilirsiniz. Tabii ki savaşçı da dediğiniz gibi belli bir formatta olduğundan dolayı yapılabilecek şeyler de belirlidir. Yani kızları çekersiniz mesela, bu normal bir hareket olarak sergilenebilir. Yani yapabileceğiniz en ileri seviye şey Meteor'daki arz kalenin en tepesine kadar çıkıp bir adamı yatırmak olabilir. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yani bir savaşçıda daha fazla ne olabilir? Ne yapılabilir?
ben başlayayım. Yani savaşçıya geldiğinde bununla ilgili videolar izledim. İnternetten olsun, arkadaşlarımın yaptıkları, özel attıkları, fikir danıştıkları. Ya şöyle bir durum var. Savaşçı olunca canı zaten 21 bin sanırım. 21 bin küsür. 24 bin civarı. 24 bin. Yani şöyle bir durum var. Büyücüler uzaktan vurabildiği için kaleye girmek, ya şöyle diyeyim. Mesela biz sadece büyücü oynuyoruz. Bu durumda bizim en iyi bildiğimiz sınıf bu. Ama bazı insanlar hem büyücü, hem savaşçı, hem şifacı da en iyi olmak istiyor. Böyle bir şey ben mümkün görmüyorum. Yani elbet birinden fire verme durumu var. Aynı şekilde yani savaşçının maksimum olabileceği şey, yani bir büyücüyle anlam buluyor savaşçı aslında. Şöyle bir durum var. Bizim işimiz zırh kırmak. Yani Meteor 2-3 olsun, tılsımlarla zırhını kırarız. Ve savaşçı 17 bin, 20 bin, 29 bin, 34 bin vuran savaşçılar gördüm. Bu şekilde maksimum zirvesine ulaşabilir. Yani bunu video işine, eğlence işine dönüştürmek istiyor da, istiyorsa da yanına bir büyücü aldığında büyücünün zırhını kırmasıyla absürt, olağan dışı hasarlar vererek yani bir savaşçının potansiyelini zorlayabileceğini düşünüyorum. Ali, senin yorumun nedir? Yani bu bağlamda ben de aynı şekilde düşünüyorum. Savaşçı her zaman savaşçılarda büyücüyle uyumlu oynamak durumunda kaldı. Geldiğimiz son noktada Meteorit 2-3 tılsımının gücü yadsınamaz bu konuda zaten. Yani kritik attığın adamı iyi takip edip hasarı ona yönlendiren savaşçılar daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Ve şey, şöyle bir durum var bir de. Hem defans hem ofans oynayan savaşçılar gördüm. Loncamızda vardı bir örneği. Yani kudreti bittiğinde defans açıyor. Defans tılsımı da takılı. Kudreti bittiği anda uzaktan çifteyle yine maksimum hasarına ulaşabiliyor. Savaşçı da bence yapılabilecek en güzel rotasyon bu şekilde olur. Yetenek anlamında. Yani tek başınızda olduğunu düşünürseniz veya yanınızda bir şifacı, yapılabilecek en olağanüstü şeyin sadece bir yöntemle olabileceğini söyleseydiniz hangisini tercih ederdiniz? Yani Ars Kalesi'nin tepesine çıkıp da bir adamı yatırmak olabileceğini mi, yoksa yanınızdaki arkadaşınızın Ars kızlarını kenara çekip açıkta kalan oyuncuya diğer arkadaşınızın dalarak kesmesi mi, yani hangisi? Veya sizin farklı fikriniz varsa söyleyebilirsiniz. Yani ya şöyle tamam, sen başla önce. Tamam. Ya ben riske yatkınlığı biraz daha düşük olan bir insan olduğum için tabii ki hani önce kendimi savunmaya alır, öyle saldırıya geçerim. Tek başıma kalenin sonundaki adama gitmek biraz çılgınca geliyor kulağa. Tabii ki güzel bir hareket ama sonunda öleceğini biliyorsun. Hatta ben kalenin dibindeyken defalarca buna yeltenen savaşçılar oldu. Az kalsın ölüyordum yani. O kitaplıkların olduğu yerde. Böyle hırslı oyuncular var, takdir ediyorum. Saygı duyuyorum. Ama ben yine savunma yolunu tercih ederim herhalde. Evet, Ali savunma yolu. Burak, senin? Bana göre de şöyle bir durum var. Ben kaleye çıkması veyahut da yani sonda adam kesmesini çok gösterişli bulmuyorum diyeyim. Ya bana göre ne? Tamamıyla Ali'den farklı. Yani şöyle diyeyim, bir savaşçı sırasıyla kestiğinde, yani bir 5 saniye içinde tek atıp 4 adam indirdiğinde bu bana daha çok, nasıl desem, estetik geliyor. Fakat şimdiki arkadaşlarımız işte kale içinde kesmeyi veyahut da o merdivenleri çıkıp kesmeyi daha çok prestijli buluyorlar. Halbuki öyle değil. Bir adam kestin diye en iyi savaşçı olmuyorsun halbuki. Yani bunu düşünebilen insanlar tarafından da takdir edilmediğini düşünüyorum. Tabii ki de güzel bir hareket. Ama dediğim gibi yani yılda bir kez yapmışsınız, iki kez yapmışsınız. Bunların pek önemi kalmaz. Ama sürekli ard arda seri şekilde dört adam kesmeniz insanların aklında daha çok kalacağını düşünüyorum. Benim fikrim de bu. Evet. Oyunda tasarımını en beğendiğiniz yaratık hangisidir diye sormuş arkadaşımız. Tasarım. Ben şahsi kararımı söyleyecek olursam ben ırkları daha çok beğeniyorum. Özellikle kel olan ırk gerçekten görünüş olarak da, yani renk olarak da biraz farklı formatta olduğundan dolayı, üstelik normal bir büyücüden de biraz daha farklı, insan boyutuna yakın
yani karakterde insan boyutuna yakın en üst düzey yaratıklardan bir tanesi. O yüzden ben ırk diyeceğim. Ben tazı benim, diyeceğim. Sunucuların belası. Bütün oyuncuların belası. Ali buyur sen söyle önce. Ben sonra açıkladım. Benim motorin o marjinal duruşuna hastayım. Dövmeli böyle. İşte, hastasıyız. Kızıl. Aynen güzel bir imaj oluşturmuşlar. Aynı şekilde Lamia. Bunların tarzını beğeniyorum. Çizimlerini. Ben de Juno'nun tek beğendiğim Juno. Özellikle kadın, yeşil gözleri var, beyaz saçları. Kıyafetleri de bence çok havalı. Aynı zamanda bulunduğu salona da yani güzel, bayağı bir göz alıyor. Onun dışında yok benim konseptini beğendiğim. Yani Juno kadar beğendiğim yok. Hangi sınıfın eşyası en üstündür arkadaşlar? Böyle bir sorumuz var. 3 tane sınıf var biliyorsunuz. İçlerinde işte savaşçıda taş baltası var, işte bıçak sırtı kılıcı var vesaire. Büyücüsünde işte biliyorsunuz 4 tane asası var. Özel olaraktan üretimler olursa yani şifada asap var. Savaşçıda latif var, ecel getiren var. Büyücüde ejderha asa var. Bunların içerisinde en çok böyle parlamasını falan hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben ejderha asa şimdiden belirteyim. Kesinlikle. Ejder motifleriyle parlayan bir asa. Kıpkırmızı rengi olan. Ben onu beğeniyorum eşya olarak, parlaması olarak. Yani diğer sınıflardan da var mı yani daha doğrusu beğendiğini söylemek istediğin? Diğer sınıflardan sadece şifacının asabı keyfini beğeniyorum. Onun da parlamasını beğeniyorum. Yarasa şeklinde parladığı için hoş duruyor. Onun dışında yok. Ali senin beğendiklerin hangisidir veya sadece bir sınıfın var? Ya benim de aynı şekilde ejderha asa ve asaptır. Şekil itibariyle tabii. Ama hani güç konusunda, hasar konusunda değinirsek Urban Tora Tora çifte bizim lanetimiz. Bir büyücünün başına gelebilecek en büyük felaket. Bence en güçlüsü odur yani oyunda. Yani diğer Urban Karacın veya Urban Pletos'tan ayıran özellik nedir Tora Tora'da? Ya daha çok o kullanıldığı için yani ben savaşçı çok oynamadığım için bilmiyorum ama hani defansif bir savaşçı da Urban'ını parlatıyorlar zaten. Yani yaklaşık 6000'e yakın hasar giriyor. Bu da büyücünün %50 enerjisi demek. Kritik fizikle birleştiği zaman tek atıyor zaten. Bu yönüyle muazzam bir silah bence. Nerflenmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Menzilinin ya da hasarının düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır aynı şekilde düşünüyorum. Yani savaşçı boşlukta silah mı vursun? Onu mu istiyorsun? Yani menzili biraz azaltılabilir en azından. Zaten deparla üzerimize geldiğinde geri atma olayı var. Bu hata yıllardır düzeltilmedi. Bunun acısını uzun zamandır çekiyoruz. Ya madem o hatayı düzeltmiyorsunuz bari menzilini kısaltın. Zaten yüksek hasar alacağız. Biraz daha yakın mesafeden vursunlar çifteyle yani. Oyunda en çok hoşunuza giden bölge neresi? Büyük hol, yeraltı, sivri ada vesaire gibi. Ben cevap vereyim buna önce. Sivri ada bölge diyorsan. Migrat'tan nefret ediyorum. Juno'nu beğenmem Migrat'ı sevdiğim anlamına gelmiyor. Bölge olarak, çizimi olarak en çok beğendiğim bölgede Eminönü kesinlikle. En azından İstanbul Kıyamet Vakti oyunun ismi ve İstanbul sokaklarını hatırlatabiliyor. Ya benim görüşüm bu yönde. Benim Meran şehri, labirentleri, şehirdeki çizimleri, yani genel anlamda konsepti ve müzikleriyle birlikte beni en çok etkileyen bölge olmuştur. Hatta hol bölgesi gelmeden önce LP kasmak için Meran'a gidiyordum. Hani orada muhafızları falan kesiyordum. Müziklerini dinliyordum. Yani çok değerli insanlarla da tanıştım orada. Soruyu yönelten arkadaşımız benim de naçizane fikrimi sormuş. Ben söylemezsem yorumlarda falan yine kendisini gösterir. O yüzden ben de söyleyeyim. Ben de en çok Meran şehrini beğeniyorum. Aslında orada
Maden falan yok arkadaşlar değil mi bildiğimiz kadarıyla? Hayır. Maden falan aslında olsa bence güzel bir yer olabilir. Farklı maden formatları da aslında oraya yüklenebilir. Çünkü yaratıklar güçlü olduğu için değerli şeylerin de çıkması için güzel bir mekan. Yani büyük holden çünkü biliyoruz yüksek levelli yaratıklar orada. Nasıl ki değerli şeyler çıkıyorsa aynı formatı aslında Meran'a uygulasalardı iyi olurdu. Açık olarak bir Meran haritası da zaten görünmüyor H harfine bastığımız zaman. Ama onun dışında yani iflisin olduğu yer olsun, gonglar olsun tam anlamıyla emek verilmiş bir yer Meran. Ben o yüzden en çok beğendiğim yeri Meran diyeceğim. Tılsım birleştirme sıkıntıları yaşayan arkadaşlar varmış. Siz oyuna tılsım birleştirmelerin etkisini nasıl görüyorsunuz? Görüşleriniz neler? Ali başla istersen. Önce sen konuş bu konuda. Yani açık konuşmak gerekirse tılsım birleştirme olayı kaldırılırsa bu oyundan en çok büyücü etkilenecekti bu durumdan. Çünkü büyücünün şu anki geldiği son noktada tılsımların kombinasyonu çok büyük önem arz ediyor. Yani M1, BB3, Metiki 3, fizik Konstitir 3, Kutup. Fizik bilgi çok şart değil ama bunların kombine edilmesi çok önemli bir büyücüde. Fiziksel oynayan bir büyücüde. Bunun çemberi var, elektriği var, buzu var vesaire. Aynen o şekilde DK tılsımlarıyla vesaire birlikte. Diğer sınıfların bu şeyden çok etkileneceğini düşünmüyorum. Zaten belli başlı tılsımları var. Ya önemli bak olayı. Ya ben de şöyle düşünüyorum. Ali'nin dediğine katılıyorum. Şu açıdan yani bir savaşçıya baktığımızda ne takabilirsin? Ofans 2-3 takabilirsin. Dikkat 3 takabilirsin. Ayrıyeten bir şey takmana gerek yok büyücüyü kesmek için. Şifacıya geldiğimde gazap 1-3 taktığında da bir büyücüyü rahatlıkla kesebilirsin. Fakat büyücüler büyü bozma 3'ü takmak zorunda. Savaşçıların durdurması durumunda. Onun dışında meteorit 2-3 takması durumunda. Yani takmak zorunda. Çünkü ruh kalkanı açan bir şifacıya kritik attıktan sonra vurabileceğimiz hasar azalıyor. Bu durumda en çok ben de Ali'nin dediği gibi büyücünün etkileneceğini düşünüyorum. Yani 8 tılsım bile büyücülere yetmiyor. Çünkü biliyorsunuz fonksiyonlar ve özellikler çok olduğundan dolayı yani 8 tılsımın bile bana yetmediği oluyor diyenler var. Yani kesinlikle bu görüşe de katılıyorum. Buluşma falan olacak mı? Şimdi veya daha büyük bir kitleye ulaştığımızda böyle bir şey arkadaşlar henüz düşünmüyoruz. Aşırı da büyük değiliz fakat yine de sayfalarımızdan mesaj atıldığı zaman biz genelde İzmir civarında buluşmalar yapıyoruz ama bu kadar büyük buluşmalar değil. Yakın civara zaten düşenler daha önce de bizim İzmir civarında olduğumuzu biliyor. O yüzden ufak çaplı buluşmaları biz kendi aramızda yapıyoruz. Oyuncuları toplamak gibi herhangi bir niyetimiz yok şimdi ama ileride olursa büyürsek onları zaten sayfadan duyururuz. Oyunun geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yine soru gelmiş notlarım arasına. Ben belirteyim. Ya benim için fazla bir güncelleme gelmesi fark etmiyor. Zaten oyunda yaptığım bölge atmak değil sadece savaşmak. Hani sadece savaşıyorum ve bununla ilgili yani güncelleme hasret bir insan değilim. Geleceğini düşünürsek eğer cümleyi de kuramadım. Şöyle bir durum var. Yani gelir fakat öyle sırf oyuncuların beklentisini karşılayacak şekilde geleceğini düşünmüyorum. Küçük eklentiler gelebilir. Onun da yani sonuç olarak bu devasa bir online oyun. Online oyunlar hiçbir zaman kapanmaz. Güncellemeler gelebilir ki şu anda bile çok tutulan bir oyun. Yani oyuncu kitlesi tarafından. Yani bu şekilde küçük güncellemelerin geleceğini düşünüyorum ben. Küçük eklentilerin ama bu oyuncuları tatmin etmeyecektir. Sadece bir süre susturacaktır. Geleceğini de bu şekilde yani yorumlayabilirim. Ali senin yorum neler? Yani ben de savaşta beni üstün hale getirecek ya da daha efektif savaşmamı sağlayacak tılsımlar veya eşyalar eklenirse tabii ki bir güncelleme beklerim. Ancak hani çok büyük bir şey geleceğini ben de düşünmüyorum.
Yani zaten fazlasıyla gecikmiş durumda. Beklentiler yani bu bakım çalışmalarından düştü yani. Onda. Bakım çalışmalarından herhangi ufak tefek güncellemeler geldiğini söyleyebilir miyiz? Veya öyle geldiğini gördüğünüz oldu mu? Çünkü bazı arkadaşların o yönde bir tezi var. Bu yapılan bakımlarda ufak tefek güncellemeler geliyormuş ama biz herhangi bir şey göremedik. Yani diğer arkadaşlarımız. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle değil. Ya ben yani bu şöyle. Bakım ve Burak sözünü kestim, devam et sen. Tamam, ben devam edeyim. Yani şöyle bir durum var. 23 Nisan'da eskiden tablolar değişiyordu. Aynı şekilde nasıl desem, çeşitli posterler asılıyordu. Fakat o bile olmuyorken güncelleme geldiğini iddia etmek bence çok saçma. Önce bir tabelalar güncellensin de ondan sonra oyuna yenilik geldiğini düşünebilir insan. Her bakımda bunu sanıyoruz, yani bunu düşünüyoruz. Yenilik gelecek, şey olacak ama yani şöyle bir durum var. Hiçbir şekilde bakım çalışması da sadece iyileştirme. Onun da ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani boş bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Herhalde sunucuları dinlendiriyorlar. Ben bu yönde düşünüyorum. Ali, sen devam edebilirsin buna. Ya ben bu bakım ve sunuculara yapılan iyileştirmeleri sadece Kenan sığınak bölgesinin bizim kanser hücrelerimizi arttırmak amacıyla, hızlandırılma maksadıyla yapıldığını düşünüyorum. Yani onun dışında pek bir beklentim yok. Yani sürekli oynayan oyuncuların da uzun süre tabii oyunda takıldığını biliyoruz. O yüzden en çok tepkili tabii ki doğal olarak onlar veriyor. Bir yandan da tabii Burak'ın az önce söylediği gibi online oyun olması ve aşırı derecede para yatırılması bu oyunun kapanmasını falan zorlaştırır. Zaten kapanması falan herhangi bir şey söz konusu değil. Oyun 10 yaşına gelecek. 8 ve 9. yıllarda yani İKM'nin yaş günlerinde işte yok yeni bölge gelecek falan, bunlara tabii geçen bölümlerde de değinmiştik. Yani şimdi herkes 10. seneye özel bir şey olacağını düşünüyor. Sizce gelir mi gelmez mi? Bence 10. seneye özel hediye paketleri verirler. Aynı 9. 8. yıla yaptıkları gibi. Böyle çeşitli arttırıcılar verirler. Böyle uğurlarlar bizi. Yani şöyle bir durum var. Ramazan geliyor. 2 gün sonra. Ve şöyle bir durum vardı. Eskiden Ramazanlarda yani değişik etkinlikler olurdu. Fakat etkinlik takvimine baktığınızda yine her zamanki gibi haftada bir ölüm oyunu, haftada bir sancak savaşı, bir de mani yarışması var. Ödüller bile artık eskisi kadar kaliteli değil ki. Bize yine her zamanki gibi 10. yılda da ben %30 maden arttırıcılar, %60 sığınak arttırıcılar tarzında klasikler vereceğini var. Düşünüyorum. Klasik her zaman, yani bozacağını sanmıyorum o duruşunu. Yani bir aralar lonca savaşları falan vardı sanırım. Onları özlediniz mi veya hiç katıldınız mı daha önce? Daha önce katıldık. Yaklaşık 7. yıl etkinliklerindeydi sanırım. 7. yıl lonca şampiyonasında lonca olarak şampiyon olduk Beyaz Köşk sunucusunda. Zaten Beyaz Köşk'te yapılan son lonca şampiyonası da oydu. Çok eğlenceliydi yani. Twitch'te veya YouNow'da herhangi Twitch'te sanırım bir yayın vardı. İşte sunucu şampiyonları falan. O zaman gerçekten büyük bir ilgi vardı yani. Hatta bazı oyuncu arkadaşlarımızın sistem özellikleri iyi olduğundan dolayı onlar bile oyun esnasında ek olarak durup yayın yapıyordu. Lonca savaşlarının geri gelmesi için ufak tefek toplanmalar yapan arkadaşlar da oldu ama maalesef Lonca Savaşları uzun bir süredir geri gelmedi. Hala da yapılmıyor. En canlı sunucu hangisi arkadaşlar? Sizin herhangi bir fikriniz var mı? Veya görüşleriniz neler? Ya şöyle diyeyim. Yani duyumlarımıza göre gitmiş görmüşlüğümüz yok ama tabii ki de bu olağandır. Yani tahmin edilen kesinlikle bana da çok doğru geliyor. Eminönü. Çünkü yani bütün beta döneminden kalan olsun, bırakmayan ekipler olsun o sunucuda oynuyor. Onun ardından Beyaz Köşk, Teşkilat, sıralamaya soktuğumda böyle. Eminönü, Beyaz Köşk, Teşkilat, Kuklacı, Sancak, Meran, Anka şeklinde sıralayabilirim. İkinci sıra daha var. Beyaz Köşk var bizim oynadığımız sunucu. Ali, sence hangisi en yoğun veya en az hangisi? Yani sayıca Eminönü sunucusu tabii diğer sunuculara nazaran daha fazla. Ama sunuculara yani... Güç kıyaslaması da yapabilir miyiz?
Ya tabii ki hani Eminönü'nde fazla oyuncu var ama nitelik açısından Beyaz Köşk özellikle arz gruplarından çok çok üstün olduklarını düşünmüyorum. Bence de şöyle bir durum var. Ali'nin dediğine kısmen katılıyorum. Eminönü'ndeki olsun veyahut da başka sunuculardaki oyuncular Beyaz Köşk'te tabii ki de biz de oynuyoruz. Arzlara denk olduğunu düşünüyorum. Fakat denk oyuncular diğer sunucularda daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani nitelikli oyuncuların olduğunu fakat Eminönü gibi sunucularda veyahut da teşkilat gibi daha fazla sayıda olduğu için otomatik olarak dikkat çekiyor ve şöyle bir yargı oluşuyor. Bu sunucular daha güçlüdür. Hayır değildir. Nicelik karakter olarak iyi savaşanlar vardır. Ama hepsi de yani şöyle bir durum vardır. 20 kişi 6 kişiyi deviremeyebilir. Bu olağan bir durumdur. Ama oyun olarak Eminönü'ne alışkın insanlar Eminönü'nde terör estirebilir. Öyle diyeyim klan savaşlarında. Ama dediğim gibi sadece nitelikli ve nicelikli oyuncuların, yetenekli oyuncuların fazlalığından dolayı güçlü olunduğu düşünülüyor. Ben de bu konuda öyle düşünmüyorum. Kesinlikle yani denkler ama insanların bakış açısı tabii bu yönde. Böyle bir yorum yapabilirim. Karışık bir şekilde yorumladım ama işte yani anlaşılır. Yeterince açık oldu sanırım. Yani nispeten. Evet, insanların diğer sunucularda hatta oyunun genelinde neden azaldı arkadaşlar? İnsanlar yani, neden azaldı? Ben söyleyeyim. Neden azaldı? Bırakanlar var eskilerden. Yani azalma konusunda ben pek de katılmıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Eskileri biz de tanıyoruz. Eski oyuncuları. Yani bayağı kaliteli oyuncular tanıyoruz. Bıraktılar ama şöyle bir durum var. Biz de o eskilerdeniz. Yani bakınca onlar bizi tanır ve biz onları tanırız. Fakat o kadar çok yeni insan var ki artık tanınmıyorsun yani. Bir 3 ay sonra girdiğinde apayrı isimlerle oyuncular olmuş oluyor. Ben o yüzden azaldığını düşünmüyorum. Sadece karakterli, kaliteli oyuncuların azaldığını düşünüyorum bu konuda. Ali, senin yorumların nelerdir? Ya evet, zaten hani oyunun kemik bir oyuncu kitlesi var. Şu an zaten oyunu oynayan, devam eden tayfada bunlardan. Yeni başlayan pek oyuncu göremiyorum. Hani genelde ara verip tekrar geri dönen bir kesim var. Ya oyuncu sayısı elbet azalmıştır. Sonuçta 3 yıldır güncelleme gelmiyor. Güncelleme beklentisi olanlar var, olmayanlar var. Tamamen bu oyun tarzıyla alakalı. Yani oyunda çeşitlilik arayanlar tabii ki güncelleme gelme taraftar oluyor. Ve oyuna ara veriyorlar, bırakıyorlar. Ya bir de şöyle bir şey var. Tamam sen devam et, ben eklerim üstüne. Yani oyunda kurulan dostluklarla da alakalı sanırım. Hani saygılı, seviyeli bir arkadaşlık kurarsalar hani oyuna ara vermek biraz daha zor olur diye düşünüyorum çünkü sürekli olarak arkadaşlarınız oyunda sohbet, muhabbet olması amacıyla bile oyuna girilebilir. Hani oyunda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Hani birlikte bir saat savaşsanız, hani 2-3 saat sohbet etseniz bu şekilde. Yani bunun Burak, eksikliğinden dolayı bırakmış olabilirler diye düşünüyorum. Yani ben de küçük bir ekleme yapacağım. Azaldı dediğim, yani bu soruyu soran arkadaşımız, bu soruyu sormaktaki durumu şudur. Çok azaldığını düşünerek bu soruyu sormuştur. Çünkü az bir azalmadan kimsenin etkileneceğini sanmıyorum. Ben de o yüzden azalmadığını düşündüğümü söyledim. Çünkü fazla bir kayıp yok. Ama bu soruyu soran arkadaşımız çok fazla bir kayıp görmüş olabilir. Yani evet, Meran sunucusundan yazmış zaten. Ve bunu sormuş. Ona göre fazla bir kayıp var. Bana göre de fazla bir kayıp yok. Elbette ki kayıp var. O yüzden ben azaldığını bu şekilde düşünmediğimi belirttim. Küçük bir ekleme yapayım. Ya belki de Meran'la Anka sunucusunun hani oyuncuları azaldığını sadece o sunucudan göç edenlere oranla söylediklerini de ben düşünüyorum. Çünkü Eminönü, Beyaz Köşk ve özellikle de son zamanlarda Kuklacı'nın oldukça kalabalık olduğu bilgilerini arkadaşlar söylüyor bizlere. Yaptığımız paylaşımlardan falan sadece Eminönü kalabalık değil veya bizim sunucularımız da kalabalık diyenler oluyor. Sanırım arkadaşımız da bu yüzden yazmış. Yani Meran sunucusunun durumunu bilmiyorum da. Bir de şöyle diyebilirim. Yani sonuç olarak ilk açılan sunucuların başlarında yani baş sunucular Beyaz Köşk, Eminönü ve Teşkilat. Yani sonradan açılıp
Ya insanlarımızda şöyle bir düşünce var yani oyuncularda. Yeni açılan sunucuya gideyim. Daha çabuk gelişirim. En başlarda olurum. Çevre yapmam da kolay olur. İşte bu şekilde sonradan az diye şikayetçi olabiliyorsunuz. Eskiden tabii kalabalık olabilir ama mesela şöyle bir durum var. Eminönü kadar, Beyaz Köşk kadar hiçbir zaman o sunucular kalabalık olamayacak. Çünkü ilk başlayanlar Eminönü'nde düzenini kurmuşlar ve siz düzeninizi kuramadığınız için yeni gelen bir sunucuya gidip orada gelişmek istiyorsunuz. Bu durumdan dolayı Meran'da da azalma olduğunu düşünüyorum ben. Bu eklemek istedim. Evet, oyun hayatı bitenler falan oldu. Şimdi kimisi az önce söylediğimiz gibi yeni bölge gelmemesinden dolayı bıraktı. Kimisi de büyük holden sonra büyük bir kitle oyunu bıraktı ama büyük bir kitle de oyuna başladı ve ek olarak da oyuna ara verenler yeniden döndü hol bölgesiyle. Tılsımı üretemeyen arkadaşlarımız oldu veya şimdi şöyle toparlayayım. Ekip olan arkadaşlar vardı veya tek olan arkadaşlar vardı. Ekip olanlar zaten bir şekilde kendini kurtardı. Diğer bir yandan tek olan arkadaşların içinden de kendini kurtaranlar gene de çok. Her 3 kişiden 2 tanesi kendini kurtardı ama bir kişi kendini kurtaramadı. Yani böyle bir örnek olarak bir oran verebilirim. Yani kendi başarısızlıklarından dolayı mı acaba olumsuz giden şartlardan dolayı bıraktılar? Ya şöyle yani diyeyim, bazı durumlarda olmuş olabilir. Şöyle bir durum var. İlk hol geldiğinde biz oyuna girdik ve holde direkt kasmaya başladık etrafı keşfetmeye. Şöyle bir durum var. Düşen birinci kademe tılsımlar, defansif 2-1, defansif 1-2 tarzında tılsımlar. 5'er, 10'ar milyona satıldı yani. 5-10 M'e satıldı oyun parasıyla. Ve bundan çok kar edenler oldu. Bu şekilde insanların buna girişim göstermemesi onların başarısızlığıdır. Ama şöyle bir durum var. Biz onları kasarken de bir ekiple kastığımızı varsayarsak, bu durumda da bir başarısızlıkları yok. Yani ekip edinememişler. Olabilir. Karakteriniz tutmayabilir. Bu sizin kötü bir insan, başarısız bir insan olduğunuzu göstermez. Ama dediğim gibi yani girişimler çıktığında, yeni projeler geldiğinde en başta girişen olmalısınız ki tutunabilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Yani şöyle bir durum var. İlk çıktı. 5'er M'den, 10'er M'den sattık defansifleri. Ondan sonrasında ilk sönetim de çok ucuzdu. Yani öyle diyeyim size. Jadeit de çok ucuzdu. Öyle pahalıya satılmıyordu. Sadece tılsımlar pahalıya satılıyordu. Bu durumda o gün biriktirenler bugün tılsım açısından hiç eksiği olmayan insanların başında geliyor diye düşünüyorum. Evet Ali, geliştirilemeyen olumsuz sonuçlardan nasıl etkilendi oyuncular? Yani oyunda oluşan hatalar, lucklar, bunlar tabii ki oyuncuları soğutan etmenler. Yani yine aynı şekilde yenilik gelmemesi, etkinliklerin yani yetersizliği ve evet, sürekli etkinliklerin üretiminde tek başına kaldı arkadaşlarımız. Sence tek başına kalması falan başarısızlığa etki miydi, yoksa doğru şeylerde mi çalışmalar veya para kasmakta mı bir sıkıntı çektiler? Çünkü kendi karizmasını satmak bile yani büyük bir zamanın sonunda, örneğin yani her gün 2 saatte bir satarsın 3 defa falan, yani ayda 90 kere falan yapmış oluyor. Yani bu bile sonuçta büyük bir para getirirken, bu insanların oyunu işte biz tılsımları çok pahalı geldi, tek başımıza bu işin içine ayakta duramadık, işte mücadele edemedik, o yüzden bıraktık demeleri. Yani bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Ya tabii başlangıçta pastanın büyük bir kısmını önceden birikimi olanlar aldı. Direkt madenleri satın alarak, ilk çekenlerden toplayarak tılsımlarını ürettiler. Onun dışında tabii ki başlangıçta zorlananlar olacaktır. Yani maden konusunda yetersizlik çekenler, maden çekecek karakteri olmayanlar ve sürekli insanlar hol bölgesinde kastığı için kaynaklar kıtlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla değerleri de artıyor. Tabii bu yönde hani başlangıç için söylemek gerekirse geçmişte birikimi olanlar aldı yürüdü. Ondan sonra zamanla zaten madenlerin fiyatı düştü. Başka ya bir de şey. Tamam, devam et. Buyur Burak. Ya ikidir sözünüzü kesiyorum da, ya girişimden kastım son bir şey eklemek istiyorum. Oyuna ilk başladığında 6 levelken daha bir arkadaşım başlatmıştı beni, benden küçük olmasına rağmen. 6 levelken lapis çektim ve bir adam bana lapis var mı dedi. Evet var dedim. 200 binden satarsan alırım tanesini dedi. Tamam dedim.
tabii ne işe yarar bilmiyorum ve şöyle bir durum var. Lapis çeke çeke, çok kişi de çekmiyordu, rahat çekiyordum. 200 binden sata sata zengin oldum, yani oyunun zengini oldum. Aynı zamanda 20 level'ken de hiç yani level kasmadım. Civan çiçeği çektim. Olgunus vardır, hala var oyunda. Yani yılların maden çeken adamı. Ona da 500 binden sattım. Sonra 400 binden sattığım oldu. Gittiğim tatillerde veyahut da okulda bile yani girip bunları civan çiçeği çekeyim diye uğraşıyordum. Yani demek istediğim şu. Yani kovaladığınızda yani sizin de tek olabileceğiniz şeyler çıkıyor. Mesela lapis kim çekiyor ki şu anda? O dönemde para etti. Yani öyle diyeyim. Bir şey oldu ve para etti şansınıza. Ama şöyle diyeyim yani bir farkı var, anlatabiliyor muyum? Herkes lapis satmıyordu. Ben çekiyordum, adam çekmiyordu. 200 binden sata sata zengin oldum. Girişimden kastım bu. Anlatmak istediğim. Bu yani. Bunu para, eklemek istedim. Para kasmanın da evet farklı yöntemlerini söyledik. Bu arkadaşlarımızın da bence oyunu bırakmasındaki etkenlerden bir tanesi. Şimdi sayfalarımıza falan yorumlar geliyor, mesajlar geliyor veya kanallarımızda arkadaşlar bize söylüyor. Bölge için, ama bölge diyorum, video için bölgelere girdiğimizde arkadaşlar tabii izledikleri videolarda karakterlerin artık isimlerini görmeye başladı. Tabii biz oyunu bıraktık ancak video çekmek amacıyla hala eşin dostun karakterlerine girip işimizi görmeye çalışıyoruz. Bir yandan da şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani çok sayıda işlemi yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Veya o video ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Ancak bizim kanaldaki amacımız internet ortamında o tür videoların bulunmamasını ortadan kaldırmak. Yani o videoyu en az bir kere de olsa yani YouTube'a yazdığınız zaman onu görebilmeniz. Bizim amacımız bu. Yoksa biz daha önce bu kesimi kimse yapmamış, işte ilk defa yapıyoruz, İşte bizden başka yapamayız. Biz böyle bir şey söylemedik. Evet, bu sebepten ötürü para kasamayan arkadaşlar, daha doğrusu kendi başarısızlıkları olarak da biraz da kendi payları da var. Yani sonuçta tek başına olup da tılsım üretip bu işlerde ilerleyen çok oldu. Yani en azından onlara danışarak, yani en azından illaki biri cevap verecektir. Yani işte nasıl yaptın, ne ettin falan. Yani hiçbir şey olmadı. Zaten maden çekmenin veya işte KP satmanın hiç olmadı Eminönü'nde adada maden çekmenin para getirdiğini biliyorduk. Hiçbir şey yapamadın. Karakter açıp belli bir seviyeye kadar görevlerini yapıp materyalleri alıp satabilirdin. Yani para kasmanın istediğiniz zaman birçok yöntemi var. Kasaya çöp biriktirip bile satabilirsin. Yani bu çok fazla para yapıyor pulus alırsanız. Şimdi diğer bir yöntemle arkadaşlar, diğer bir sorumuz. Savaşlarda bir level olup, yani şifacıda bir level olup tam böyle savaşın ortasında kendi bulunduğu klanı kaldıran arkadaşlar oluyor veya tam birini keseceksiniz. Sürekli zihin atıp duranlar veya kutup atanlar, bunlar hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Yani bilgisayarın arkasında bunlar, ben çok laf yediğini düşünüyorum fakat sizin de görüşlerinizi almak istedim. Yani onları konuda seviyoruz. Ya son zamanlarda bunlar iyice zıvanadan çıkmış durumda. Gerçekten hani belli bir amaca hizmet etmeyen kutuplar ve sürekli atılan zihinler, hani sonucu gelmeyen şeyler, yetenekler bunlar. Adam zihin atıyor, öleceğini bile bile zihin atıyor. Benim orada 15 saniyemi çalıyor. Dolayısıyla ben hani burada olumlu şeyler söylemem beklenemez bu konuda. Yani neyse söylemeyeceğim. Yani formatımızın dışına çıkmamak için Ali'yi istiyorum. Amaçsız açılan kutuplara karşı gerçekten büyük bir nefretim var. Buradan onu yapan arkadaşlara saygılarımı iletiyorum. Ali'yi zor tutuyoruz. Ali şu anda bilgisayarın arkasında o anları düşündü, bir hayal etti. Şimdi özellikle evet. Diyor abi diyor, sen bana imkan vermiyorsun. İmkan versen. Ama ben evet. Örnek verebilirim mesela. Ali veremez. Ali sinirlenir ama ben örnek vereyim. Savaşıyorum. Kişice benden 10 kişiler tahminimce. Ben tekim. Şifacımıza zihin atıldı. Otomatik onu kurtarmak için kutup açmaya gittim. Kurtaracağım ve döneceğim. Yani şöyle bir durum var. Kaçmıyoruz da yani. Vurup kaçıyoruz. Kutubu açtım. Güzel. Bir de kutup rüzgarı olduğu için 3,5 saniyede çıkıyorum. Tamam, o da güzel, süper. Açtığım anda şifacımızın zihni açıldı, kaçtı. Çok güzel. Yani amacımıza ulaştık. Ben kutuptan çıktım. Böyle geldi bir tanesi Tintin. Bana kutup açtı. Abi sen ne çeşit bir sapıksın? Yani ben önce bunu soracağım. Yani 10 kişisiniz zaten. Benim oradan kaçma ihtimalim 0. Yani çıkıyorum, bir tanesi kutup
gazpacho beni 10 saniye daha bekletiyor. Sırf kaçamayayım diye yani. Bir adam için bu kadar yapmayın. Ben de bunu diyorum yani. Dahasını anlatamam. Yani çünkü yayının başına artı 18 notu düşmeniz gerekir. Ama genel olarak o kutup açanları çok seviyoruz. Özellikle zihin atanları. Ve şöyle bir durum var. Savaşçılar da artık şu hatayı kullanmayı kessin. Böyle baga sokup deparlarını. Uzaktan süliyet şekilde geliyorlar ve bir anda yanımızda beliriyorlar. Bunu kasıtlı yapanlar var duvarların içinden geçmek için. Bunları da yapmasınlar. Bu kadar. Çünkü hoş değil. Ekran başında da biz sizi takdir etmiyoruz. Gerçekten etik değil yani savaşta. Öyle hareketler sayıca üstün olduğunuz halde yaparsanız bir de hoş değil. Yani. Ya bir de son olarak madem kutubu açmayı bilmiyorsunuz yani klandan çıkın geçin bir level karakterinizi gelin meteora ben size nasıl kutup açıldığını da gösteririm. Anlatabiliyor muyum? Yani kutup açtıktan sonra yaptığım işlemi gösteririm. Yani şöyle bir durum var. Büyü bozma yapmayı bir öğrenmişler. 15 puan vermişler. Allah'ım ne büyük bir şey. Herkes mi büyü bozma yapar ya? Böyle 3 tane büyücü bir büyücüyü bozuyor sadece. Ben böyle bir şey görmedim yani. Yapıyorsanız tabii orada yani, belirtilmesi gereken de bir nokta var. Yani abartmamak yani lazım. Ya Tesla salıyorlar. Tesla 100 büyücü bozuyor ya. Böyle bir şey mi var? Niye bozuyorsunuz abi? Tesla alt tarafı 3 vuruyor yani. Bozunca da ben ona vuruyorum. Kaçıyor sonra. 10 kişisiniz. 3 kişiden kaçıyorsunuz. Bunları yapmayın. İlla ben böyle savaşıyorum, değiştirmek istiyorum derseniz de inanın bana ben yardımcı olacağım. Söz. Bu arkadaşlara yardımcı olacağım. Bu. Hayır bir de hasar da vermiyorlar. Evet Ali buyur. Salt büyü bozma yapıyorlar. Hasara yönelik bir durum da yok. Sinir bozucu olan nokta da o zaten. Hani madem bize hasar vermeyeceksin neden yaklaşıyorsun? Büyü bozma yaparak kaçıyorsun. Hani bir sonuç yok ortada. Amaçsızca yapılan hareketler. Evet. Yani o kadar sayıca üstün olmana rağmen alışveriş açıyorsun. Sürekli zihin ya açıyorsun. Şöyle bir şey yani 15 kişinin içindeyim ben sonuçta. Ya Hakan şunu yaşadım ya. Loncam yoktu. Loncam yoktu. Topkapı'dan ışınlanma gibi bir ihtimalim yok. Hamit'te kutup açtım. Adam bana alışveriş açtı. Nereye kaçacağım ki? Yani loncam yok. Artık aşmış bunlar yani. Bunlar alışkanlık haline getirmiş. Zaten bu insanlara tepkim var. Başkasına yok. Öyle ama değil. Bir anlamda şöyle düşünmen lazım. Sonuçta adam düşman yani. Biraz da kurnaz olması lazım. Senin kaçma metisinal yöntemi deneyecek. O adam o an için onu düşünmemiştir. Genelde yaptığı ama bütün tepki. Ben yapınca ama yediğim tepki gel birlikte test edelim oyunda. Sohbetten sonra gir ya orası öyle yani. Tabii ki. Orası öyle. Sonra niye şey arzdan kaliteli savaşmıyor? Savaşıyoruz yani yapacak bir şey yok. Yani sonradan bize adamlar bölgeden yapınca bir şey yok, sen yapınca o falan tepki. Yani şöyle bir durum var. Bayağı sert müdahale ediyorlar ki yapan da yok yani bir kutup açtım diye özelime küfreden oluyor yani. Ama kutup açınca da kaçmıyorum o yüzden artık onu da filtreledim. Kutup açıyorum devam ediyorum dışarıda kalanı. Ölüyorum ama en azından küfür yemiyorum her gün yani. Öyle değil. Şu bölgedeki böyle sürekli işte çırağı falan zihin atmalar veya durduk yerde işte yanlış kutup atmalar. Yani bunlar da çok zaman kaybettiriyor. Genelde oyuna girenler böyle sinir bir durum olduğunda yazar ya işte oyuna stres atmak için girdik falan. Ama tam tersine stresli olduk. Yani ya adamlar bir de şey. Heh, ya bir de şu olayı yaşadım. Yani tek kişiyim. Arkamdan bir ordu geliyor. Ofans yok içlerinde. Yani yakalama ihtimalleri yok. Sadece bir büyücü bana çok yakın. Geldi kutup açtı. Söyle kanalından tuttum gelin. Abi bir adam için bu ne ya yani. Sen neyi tuttun abi? Tuttum gelin beyler. Arkadaki 9 kişiye söylüyor. Kesiyorlar geber. Ben de gülüyorum yani. Böyle bir saçmalık yok ya. Bir yandan da adalya takıyorlar. Bu modda falan yani geçen bölümde değindim sanırım da yine söyleyeyim. Modda falan adam sana dalıyor falan kesiyor. İster istemez senin de onu kesesin geliyor. Ya mecburi bizim bilirsin millette ödeşmek diye bir tabir var ya. Onu mutlaka evet. Herkes yaşaması lazım. Sen vurursan o adam da sana illa vuracak yani bir tane. Yani şakayla karışık falan yapıyor ama aslında orada hani her şakanın altında bir gerçek yatardan yola çıkarak aslında adamın cibriden de sana vurduğunu söyleyebilirim. Kesildikten sonra da işte loncasını çağırması veya işte arkadaşlarını çağırması. Daha sonra hepsinin birden kesilince toplu olarak bölgeye hırsız yazması. Özellikle pulsuz arkadaşların çok
mağdur olduğu ve şikayet ettiği konuların başında geliyor bu. Yani adam kesiyor falan, ondan sonra işte dediğim gibi Lonca'dan arkadaşlarını veya tanıdıklarını çağırıyor. Bakıyor ki hepsi birden yatıyor. Bu kez başlıyor hepsi yazmaya. E tabii kanıtlı olmaktan sonra gerçi hiçbir şey olmaz da. E sonuçta tabii. Yani bükemediğin biri öpeceksin. Ya bir de sen anlattıktan sonra aklıma direkt bizim sunucudaki Lodos klanı denk geldi. Çünkü arzda moda geçen göremezsin. Birbirine deneme atan da göremezsin. Sadece Lodos klanında vardır bu lonca toplayıp kesmek. Biz sadece Meteor'da Lodoslarla savaşmışız. Birbirimizle değil hiçbir şekilde. Ama Lodoslar kraterde sürekli yani. Senin anlatınca şimdi böyle aklıma direkt Lodos klanı geldi. Onu da belirteyim. Beyaz Köşk'teki durumdan haberdar edeyim yani. Bilmeyenler için. Ve de geçen bölümde VS'lerden bahsetmiştik. Bir arkadaşımız vardı, Talha. Büyücü de VS ustası olduğunu söylemişti veya biraz da daha doğrusu püf noktaları değinmeye çalışmıştı. Sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani eklemek istediğim. Öncelikle bir büyücünün kazanması için ilk gerekli şart nedir? Yani hiç ben VS atmayı bilmem. Dipnot. Ben hayatta VS atamam. Savaşırım. Benim tavsiyelerim savaş üzerine olur. Ama Ali benden daha iyi VS attığı için onun bu konuda bir eklemek istediği bir şey varsa önce ona söz hakkı verelim. O söylesin yani. Burak bu konuda çok mütevazi bir yaklaşım gösterdi. Yani gayet iyi VS atar. Onu da bir düzeltme yapayım öncelikle. Yani VS'de en önemli şey başta internettir. Bence hani bu sizden önce geliyor. Daha sonra işte uygun tılsım rotasyonu, sizin kendi yeteneğiniz ve yapabildiğiniz doğaçlama. Tamamen budur olay yani. Hani belli bir tekniği asla yoktur. Bunun taktiği vesaire yoktur. O anki durumunuza bağlı olan bir şey VS. Ama savaşa geldiğinde değişiyor tabii. VS'yi yani bilirsiniz, bu karşı klandan veya nadiren de olsa moda girseniz de bir illaki bir horozlanan birisi olur. Sonra sizi VS'ye davet eder. Yenildikten sonra parayı vermez falan. Yani bunlarla ilgili bir yorumunuz var mı? Selam yollamak ister misiniz öyle kişilere? Hiç atmadım parasına VS. Öyle diyeyim. Hiç. O yüzden yorumum yok. Ali'nin vardır ama. Evet ya, iddialı VS çok prensibim değil. Hani başlangıçta iddialı VS hiç atmadım. Attıklarımda yeniliyorum. Hani bunu söyleyeyim buradan. İddialı VS attığımda yeniliyorum. Yani herhalde heyecan yapıyorum bilmiyorum ama şartlar da kötü gidiyor. Ama VS'de ortalama düzeyde birikimim olduğunu düşünüyorum yani. Ama ustayım diyemem asla. Çünkü VS'de ustalık diye bir şey söz konusu olamaz bence. Çünkü yani kritiğiniz gelmez, şansınız yerinde gitmez, internetiniz kasabilir. Yani bunlar hep sizin haricinizde, sizin dışınızda gelişen faktörler olduğu için bu konuda iddialı konuşamaz kimse. Konuşmamalı da zaten. Ama savaş söz konusu olduğunda bu VS'den apayrı bir durumdur. Savaşta birçok faktör vardır. Onda VS'den daha farklı işliyor işler. Ya birçok iddialı, güzel VS atan insanlar gördüm. Ama bunlar toplu savaşlarda silik kalıyorlar, sönük kalıyorlar. İkisi aynı anda olmuyor yani hiçbir zaman. Bana göre de VS ustası girebildiği her şartın içerisinde bulunduğu sınıfın en iyi performansını sergileyerek hem kendi açısından hem de grup açısından en iyi faydayı sağlayan kişidir. Yani ben bu tarz oyunculara sadece VS ustası diyebilirim. Ki Burak da yayının başında söyledi. 3 tane sınıfı herkes kolay kolay kullanamaz diye. Ama yani kullanan da ve hepsinin hakkını veren de çok nadir oyuncular da oluyor. Ancak bir sınıfın mutlaka daha fazla ağırlığı oluyor. Bunu da ya, kendi yorumum olarak ben eklemek istiyorum Hakan. Ya şöyle diyeyim mi mesela, yani buradan Talha, Steph'ın alınmasın ama şöyle bir durum var. Ya kimse kendine VS ustasıyım diyemez. Bunu kestiğin adamlar sana diyebilir ancak. Ve bunu kimse bilemez. Anlatabiliyor muyum? Onu sadece senin VS attığın, kestiğin, kazandığın adamlar bilir. Ben böyle düşünüyorum. Savaşta da aynı şekilde. Bir savaş ustası kavramına varman için
karşı tarafın sana iltifatlar etmesi, senin gücünü kabullenmesi gerekir. Sen bir BS'de bu gücü kabullenildiğini göremezsin zaten. Öyle bir durum var, anlatabiliyor muyum? Sürekli rövanş istemi. Yani bizim oyuncuların da şöyle bir şey var. Karşı taraf ne kadar iyi olursa olsun, yani tebrik etmeyi bile gösterecek centilmenlikte değiller. Yani kendisinin VS ustası olduğunu gören arkadaşlar için karşı tarafın iltifatı falan dedik ama yani biz sonuçta oyunu bırakmadan önce yani çoğu zaman yeniyorduk ama tebriği çok az kişiden alıyorduk. Yani dediğim gibi savaşta bu daha çok mesela. O yüzden diyorum ya, ben diyemezsin yani. Seni ancak onlar bilir, izleyenler bilir. Mesela ben Stefan'ın hiç VS'sini izlemedim örnek verirsek. O da benim hiç savaşımı izlemedi. O yüzden ben mesela savaş ustasıyım dediğimde o der ki neyin savaş ustası doğal olarak, anlatabiliyor muyum? Nasıl diyebiliyor bunu? Ne yapıyor da diyor. Bunu kastetmeye çalıştım ben burada yani. Bunu ancak benim kestiğim Lodos'ta onun VS attığı adamlar bilir. Ben bilmem yani. Bunu kastetmeye çalıştım. Ve zar atmayla ilgili herhangi bir yorumunuz var mı? Oyun bugu var mı acaba zarla ilgili? Hayatımda iki hakik kaybettim zardan. Çok canım yandı iki hakik için. Çok moralim bozuk. Hayatımda ilk kez kumar oynadım oyunda. Zarda şöyle bir şey gördüm Anka'da, denk geldim. Adam diyor ki 5 zar atacaksın. 2 tane aynı atarsan bana 50 M verirsen 3 katını kazanacaksın. Bana M1 verirsen 3 M1 kazanırsın. Böyle şeyler de gördüm. Yani şöyle bir durum var. Cidden de atılıyor 5 zarda yani. Ama bu şans, kesinlikle bug olduğunu düşünmüyorum ben bu konuda. Sağlam Ali, sen neler söyleyeceksin? Yani sonuçta zar hani oyun yazılımında random atanmış bir algoritma. Hani buna müdahale edilebilir mi bilmiyorum. Hani söz konusu İstanbul kıyamet vakti olduğunda net konuşamıyorum yani. Belki olabilir. Ama çok atmadığım için çok bilgi sahibi değilim o konuda. Yani bazen de sinir bozucu oluyor. Şimdi adam bir seferde 100'ü atıyor. Grup bölgelerindeyken falan mesela biz eğlencesine denerdik. Yani o kadar 5 kişi 100 atana kadar en azından bir sayfa dolusu zar çıkıyordu ortaya. Ya adam 6 atıyor, ben 5 atıyorum yani, böyle bir şey mi var? Şaka mı yani bu? Otomatik soğuyor insan, anlatabiliyor muyum şimdi? Aklıma geldi o anım. Lanet olsun böyle hayata yani. 6'dan düşük atılır mı? Ama böyle işte yani, random'ın olduğunun bir gerçeği bu. Yani bug yapamaz kimse, hiç sanmıyorum. Niye? Yani şöyle bir durum var, yapılsa da çabuk yayılırdı. İnsanlar hemen yayıyor ya bir şeyi. Yani öyle bir şey olsa herkes zar atardı zaten. İyi bug yapan kazansın derlerdi. Ben bu şekilde yorumluyorum bunu. Benim de bir dostum vardı. Oyunu bırakmadan önce Mısır Çarşısı'nda birlikteydik. Kendisi geldi, zar atmayı teklif etti. Sadece bir el atacağız dedi. Tabii yani şakasına takılırız, o sırada bir yandan da konuşmadayız. Kendisi zarı attı, ki geldi. Ondan sonra bana güldü. Ben de attım, zarı 3 geldi. Ondan sonra hadi bir tane daha atalım dedi. Ben de kabul ettim. Bu kez ben attım, bana 2 geldi. Kendisi güldü. Hadi dedi, artık o bir kere olur diye. Sonra kendisi attı, zarı 1 geldi. Yani ikisinde de yenilmiş oldu. Yani acayip derece sinir bozucu bir durum yani. Şahsen benim başıma geldi. Yani. Üstelik bir de bunu şeyde düşün yani. Büyük iddiaya girenler oluyor. Zaten yani. Son zamanlarda hırsızlık, dolandırıcılık falan yani vermiyorlar da. Ama sonuç olarak sinir edici bir durum. Sinirleri kesinlikle bozuyor. Zar atmayın o yüzden. Tavsiyemdir. Evet. Zarı değil, kumarı arkadaşlar komple bırakın. Kumar hayat söndürür. Eskiden şey yapardık mesela, zarı madenler için atardık. Yani o kadar kalabalık olurdu ki millet zar atardı. En yüksek atan o madeni çekerdi. Herkes de giderdi. İşte o dürüst sınıftan eskiden maalesef fazla kimse kalmadı. Sonra kumara döndü yani, ısırgan tohumuna zar atıyorduk biz. Madenin başında. Çıkınca ben çekeceğim, sen çekeceksin kavgası etmemek için. Evet, eski... Zaten zarın oyuna eklenme... Evet Ali, dinliyoruz. Zarın oyuna eklenme amacı da bu anlaşmazlıkları zaten ortadan kaldırmak. Oyuncular arasında böyle bir anlaşma sağlanması. Eskiden torbalar herkese gözükürdü. Herkes ayrı ayrı düşmezdi. O torbaları almak için dahi zar atardık. Tabii bundan 8 yıl önceden falan bahsediyorum sanırım. Yani o eski güzellik... Asıl amacı odur. Sonradan oyuncular değiştirdi niteliğini. Yani son zamanlarda da en aktif kullanıldığı yerlerden bir tanesi bölgelerdi.
bölgelerde ölen birisi şifaya süre soruyordu. Şifa da işte sallıyorum evet. 20-25 saniye diyordu. Adam işte kalkmak için zar falan atıyordu. Hangisi daha düşük atarsa o kalkıyordu. Diğerine şifa kaldırıyordu. En son zarın kullanıldığı yerde ben bu şekilde gördüm. Evet doğru. Onu ben de görüyorum hala. Ve de oyunculara beyaz köşkü tavsiye eder misiniz? Yani şimdi kendiniz beyaz köşkletiniz. Acımasızca eleştirdiniz. Gerçi doğru da konuştuğunuz için size minnettarım. Gerçekten teşekkür de ederiz ama yani bir yandan da söylemeden edemeyeceğim. Beyaz köşkü diğer arkadaşlara önerir misiniz? İçerideki durum nedir? Hırsızlık, dolandırıcılık, yani güzel insanlar, güzellikler hangisi daha fazla? Terazide hangisi daha fazla ağırlık basıyor? Ya bu yani hırsızlık şimdi, olaylarında... Tamam, sen... Ben mi söyleyeyim? Devam et. Evet, evet. Bu hırsızlık önce. Olaylarında hani üçüncü parti yazılım program dediğimiz programların haricinde yapılan hırsızlıklara tamamen yani tasımını çaldıran kişinin veya herhangi bir itemini çaldıran kişinin hatası olduğunu söylemek istiyorum. Ya ben ne bileyim hani bunu tam olarak hırsızlık tanımlayamayız. Yani sonuçta karakterinize zorla girilip zapt edilen bir item eşya yok. Siz o insana bir şekilde güveniyorsunuz. O tılsımınızı, iteminizi veriyorsunuz. Yani bu konuda tılsımı veren kişi de hata olduğunu düşünüyorum. Yani benim şimdiye kadar 8 yıl boyunca başıma hiçbir hırsızlık olayı gelmediyse, benim hiçbir itemim çalınmadıysa bunun etkisi büyüktür yani. Burak senin düşüncelerin neler? Ya ben de şöyle düşünüyorum. Beyaz köşkü nasıl desem biz zaten o sunucudan başka sunuculara gitmemiş insanlarız. Mesela bir önceki sohbette Talha sunucuları gezdiğini ve Talha yeni bir arkadaşımız Beyaz Köşk'te. Bu insana sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bize kıyasla biz herkesin iç yüzünü biliyoruz. Yani şöyle diyeyim, uzun vadede kötü bir sunucudur. Yani şu dolandırıcılık, hırsızlık konusunda da Ali'ye katılıyorum. Ben de hiçbir şeyimi çaldırmadım. Yanlışlıkla alışverişte birine bayrak hediye ettim. Başkasının bayrağını hediye ettim bir de. O yanlışlıkla olan adama da verdim parasını. Ama o çalmadı yani, benim hatamdı. Aynı şekilde yani hırsızlık yani çaldıranlara da ayrı bir gülüyorum. Çünkü tanıdıklarım da oluyor içinde ve yakıştıramıyorum onlara nasıl başardı diye. Yani bana vermiyorsun, niye ona verdin diyorum içimden. Şakaya da karışık. Ama şöyle bir durum var. Beyaz köşeye gelinmesini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kısa vadede güzel sunucudur. Fakat insanların nasıl sizin dostunuza ihanet ettiğini böyle aylar sonra anladığınızda ilk başta şok oluyorsunuz ama alışıyorsunuz. Biz de o yüzden Beyaz Köşk'teyiz. İlk başta daha elitti. Şimdi daha patavatsız insanlarla dolu. Yani şöyle diyeyim, eskiden mesela bayan oyuncu en fazla Beyaz Köşk'teydi. Yani en fazla. Bunun da bir sebebi vardı. Çünkü kaliteli bir sunucuydu diğer sunuculara kıyasla. Şimdi hiç yok mesela. Buradan örnek verebilirim. Çünkü küfür gırla gidiyor. Savaşta sürekli küfür ediliyor. Ve dolandırıcılık, hırsızlık had safhada. Öyle diyeyim yani. Şöyle bir durum var. Herkes hırsız. Yani herkes hırsızlık yapmaya meyilli. Yani yanlışlıkla birine bir tılsım versen gidiyor. Çıkıyor oyundan. Bulabilirsen yani. Beyaz bu şeye de benziyor. Yolda 100 lira veya 200 lira bulsan alır mıydın veya almaz mıydın? Yani önündeki adamın cüzdanı düştü. Alıp kaçabilirsin. O adam seninle de olsa bir daha görmeyecek. Yani uçak havalimanında düşürdüğünü düşün yani. Otomatik yani. İnsan diyor ki alayım diyor herhalde, nefsine hakim olamıyor. Ne de olsa ben şimdi uçakta gidiyorum başka bir yere. Nerede bulacak beni? Ya bu düşünceyle ama beyaz... Böyle bir şey de var. Yaşı herkesin 18'in altında değil. 18 yaş üstü de çok kişi var. Ki ben 55 yaşında bile bir abimizi, ablamızı tanıyorum. Sonuçta bu işin peşine düştüğünde davalardan galip çıkan da çok oldu. Ama cezaları da gerçekten çok ağır oldu. Yani bunun da göz ardında bulundursunlar mutlaka. Göz ardı etmesinler. Ya işte bulundurmuyorlar ya Hakan. Yani insanın içinde olan bir şey. O anlık yapıyorsun. Sonradan da pişman olmuyorsun yani. Bir kere yani ilk yaptığında. Adam davacı oluyor falan. Bir sene, iki sene veya beş sene sonra artık sonuçlanıyor ama. Şimdi karşı tarafa bir bakıyor. Ya ufak bir çocuk çıkıyor. Ya işte sallıyorum yani 18 yaş üstünün biri de çıkabilir. Veya büyük biri de çıkabilir. Şimdi bir yandan da kendisi aslında niyeti giden eşyaların parasını karşılamak vesaire değil. Sadece hırsızlığın ceza almasını gerektiğini düşündüğü için bu işin peşinde olanlar oluyor. Evet. Bu yüzden de diğer arkadaşların bu işin peşini bırakmayacak aklı başında bireylerin de oyun oynadığını unutmasın. Ben sadece
Bunu söyleyeceğim. Bir de beyaz köşeyle ilgili şunu ekleyebilirim. Gelecek bir insan direkt şunu görecektir. Bu şaka değil. Oyunda %100'den düşünelim. Yani bir pastanın %100'ü. Bunun %25'i çık sorutlu. %25'i Reyhanlı. %25'i Ankara Çinçinli. %25'i de Adana Şakirpaşalı'dır. Aksi mümkün daha iddia edilemez. Yani ben anlamadım. Bütün Gaziantep de çok ya. Çok ama özellikle çık sorutlu. Ankara'da çok. Özellikle ben Çinçin'de doğdum, büyüdüm. Böyle insanlara çok denk gelecek. Çünkü ben size dörde böldüm. Hiç kimse İstanbul demiyor. Yalnız bazıları diyor da. Reyhanlı'ya az oran verdin ya. Reyhanlı daha fazladır. Ya şimdi bıraktılar. Beyaz Köşk'te azaldı onlar biraz. O yüzden. Eminönü'de her iki kişiden bir tanesi Reyhanlı'dan denk geliyor. Tabii Beyaz Köşk'te ama şu an şey ne çık sorut atakta Gaziantep çok fazla. Güzel yani, bunlarla karşılaşırlar. Yani kısa vadede güzel sonucudur. Uzun vadede yani şöyle bir durum var. Gelirsiniz arz olursunuz. İyi değilseniz ezilirsiniz. Gidersiniz lodos olursunuz. Lonca'ya girmeniz çok kolaydır. Düşmanlar edinmeye başlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Bu sizin kesinlikle tecrübenizden, oyun bilginizden kaynaklanan bir durum ve bu şekilde ileriye doğru şekillenebilecek bir durum. Budur. Ve de arkadaş yakınmış, teşkilatta şifam var diye Mevlana Asağı var ama bir türlü bölgelere giremiyorum diye, yani Çemberli Taş durumunu ben bilmediğimden dolayı bir şey söyleyemeyeceğim. Son olarak arkadaşlar, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ali, öncelikle ben sana danışayım, Burak'tan önce. Bize böyle bir imkan sağladığın için teşekkür ediyorum. Yayınlarını bir yıldır takip ediyordum zaten. Beğenerek izliyordum, dinliyordum. Oyunculara böyle sesini duyurma imkanı tanıyor. Güzel. Onun dışında eklemek istediğim, daha kahvaltı yapmadım. Yani dil sürçmeleri, cümle uyumsuzlukları ve mantık hataları olabilir söylediğim şeylerde. Yani eğer bu şey videoyu sonuna kadar izleyenler, dinleyenler olursa bunu göz önünde bulundurarak eleştirilerini yapsınlar lütfen. Yani arkadaşlar da bu arada Ali kahvaltı yapacağız falan bir şeyler söyledi de bu çekimin akşam saat 4-5 civarı çekildiğini de göz ardı etmesinler. Yani sabah körü veya öğlen civarı çekmiyoruz biz bunu. Kaçta başladık onu da söyle lütfen. Kaç şimdi saat? Sabah karşı yatınca akşamüstü gündüz gibi geliyor. Çünkü 8 saat uyursan saat 7'den 3'e geliyor. Yani o şekilde aklında bulundursunlar. Sözü Burak'a vereyim. Burak, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Öncelikle Ali'nin giriş cümlesini çalarak sana çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sunduğun için. Yani yayın aralarında da güzel sohbetlerimiz oldu. Yani tanıştığımız günden kıyasla. Şimdi bu cümleyi neden hatalı söylediğimi açıklayacağım. Çünkü ben de uykusuzum. Benim günde 16-17 saat uyumam gerekiyor. Fakat sabaha karşı 8'de yattığım için bu... Arkadaş zamanlardan gelen bir aslan da. O yüzden 17-18 saati mutlaka devirmesi gerekiyor. Yani benim devirmem gerekiyor. Ancak kendimi kolayla kesebiliyorum. Kolasız çıkamadım bu yayına, düşünün uykumu açsın diye. O yüzden cümlelerimde hata olmuş olabilir. Bunu pek takılmayın. Burada da hata yaptım. Olsun, bunları sansürlemeni rica ediyorum Hakan senden. Onun dışında... Birden beri çekimdeyiz. Tabii ki de beynimiz yanmış olabilir. Ama genel olarak Beyaz Köşk'te bize samimi, güzel, kaliteli konuşan tipler olarak görebilirsiniz. Onun dışında çok uykusuzum. Bundan sonra da direkt yatacağım. O yüzden de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sona doğru saçmalayayım dedim. Hazır yapmışken tam yapayım dedim. Bunu da mazur görürsünüz artık. Yani selam hayır, yollamak istediğiniz kişiler varsa veya farklı sunucularda tanıdıklarınız varsa işte bu. İsimli her şeyi verebilirsiniz. Buradan sevgilime selam yolluyorum. Sevgilim kendini biliyor. Oyun oynamıyor. Hazır yollayayım. Yani bundan sonra linkini zaten ona atacağım. Dinlesin. Görsün sevgilisi nerelere gelmiş. Onun dışında oyundan Lonca Başkanım İlayda'ya, Lodos Düşmanı Era'ya ve Gaziantep'in Antep hamamlarında büyümüş İbrahim kardeşime bol bol selam yolluyorum. Bu kadar. Arif, sana selam yollamak istedin veya sevgi saygı iletmek istediğin kişiler? Bugünlere gelmemde yoğun emekleri olan İlayda Hanım'a buradan sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Aynı şekilde Kurtuluş Loncası'nın her bir neferine selam göndermek istiyorum. Hepinizi seviyorum.
Saygılar. Bir saniye. Sen de... Son bir şey ekleyeceğim. Evet. Son. Çok küçük. Ha, bir de oyunda ben After Hours 2 ile oynuyorum ya. Bir de Deep Hours var. Deep Hours'da ben ayrı kişilikleriz. Lütfen karıştırmayın. Deep Hours benden daha kötü de o yüzden onu da ekleyeyim yani. Evet arkadaşlar. Beyaz Köşk'ten Burak Güven ve Ali Yücel bizlerle birlikteydi. Sizlerden gelen soruları ve parantezi alınmasını istediğiniz konuları yanıtlamaya, cevaplamaya çalıştık. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.